Bu ülkede adalet yok diyenler beni mahkemeye vermişler. Hani siz bu ülkede adaletin olmadığına inanıyordunuz? Hani Türkiye'de adalet yoktu? Hukuk, insan hakları, özgürlük hiçbir şey yoktu. Nasıl oldu da o inanmadığınız adaletin, mahkemenin yolunu, kapısını çalar oldunuz? Siz 2 gün önce bakın, 2 gün önce burada Meral Akşener'in milletvekili kürsüsünden 28 yaşındaki bir genci çıkartarak orada eline vermiş olduğu yalan yanlış listeyi okuması sebebiyle 7 senedir iş bulamadığını, çalmış olduğu her türlü kapının yüzüne kapandığını, işsiz olduğunu, hatta yüksek lisansa sahip olduğunu, doktora gibi çeşitli okullara okuduğunu ve hiçbir şekilde de iş bulamadığını, işsiz olduğunu, Türkiye'de ekonominin bitik olduğunu kürsüsünde, milletvekili kürsüsünden söyleyen Serhan Koray Çiftçi'nin kendi Facebook sayfasından paylaşmış olduğu resimleri ve videolarını ben onların hepsini toplayarak burada onun yalanını bütün Türkiye'ye ispat ettim, gösterdim. Ve o resimlerinde Romanya'da, İspanya'da, Fransa'da, İtalya'da, Venedik'te, Berlin'de, yani Almanya'nın Berlin şehrinde diskolarda, barlarda sarışın kızlarla euroları yerken, sabahlara kadar içkileri içip alkolleri sarhoş olurken paranız vardı. O kızlara ben doktora yapıyorum, yüksek lisans okuyorum, profesör olacağım diyordunuz. Onlara da ben açım, yoksulum, öğrenciyim, param pulum yok, çulsuzum diyor muydunuz acaba? Onlara da öyle söylüyor muydunuz? Ben o videoyu da tekrar burada paylaşacağım. O kardeşinin yapmış olduğu yalan videoyu herkes yine görsün diye. Şimdi bana göndermiş olduğunuz mahkeme e-maili üzerinden mahkeme vereceğinizi burada okuyorum bakın. Avrupa'da yaşadığını söylüyorsun. Bu ülkede yaşamıyorsun bile. Hermes hibesiyle yurt dışına gidilen etkinliklerde kaç yıl önce çekilen fotoğraflar için başka insanların yaşantılarını bilmeden ne hakaret içerikli yorumlar yapabilirsin ne de hayatıyla ilgili yalan yanlış sallayabilirsin. Erasmus yoluyla ülkesini farklı ülkelere, şehirlere tanıtan bir insanı eleştirmeye çalışıyorsun. Fakat sen yurt dışında yaşadığını söyleyerek aynı zamanda bu ülkeye herhangi bir faydanın olduğunu iddia edemezsin. Bahsi geçen Serhan Koray Çiftçi benim abim olur. Videomda söylediğim gibi özel yaşantıya müdahale, hakaret içerikli, izinsiz resim paylaşmak, yalan yanlış yorum yapmak, saygısız cümlelerde ve bu videodan ötürü mahkemeye yolu açıktır. Hakkında gereken yapılacaktır. Şimdi yalan yanlışı yapan, video paylaşımları yapan ben oluyum yani, değil mi burada? Yani senin abinin o yalan yanlış, o eline vermiş olduğu Meral Akşener'in kağıdını okuyarak yalan yanlış paylaşmıyor yani. O abinin resimlerini de gittim ben çektim gizlice Berlin'de, İtalya'da, Fransa'da, Romanya'da ben çektim sanki. O gizli resimleri paylaştım yani. Sandınız ki mahkemeye vererek bizi korkutacaksınız. Sandınız ki biz geri duracağız. Sandınız ki biz vazgeçeceğiz. Biz mahkemenin önünde her gün, her gecemizi, her günümüzü geçirsek yine de bu ülkeyi siz ve sizin gibilere asla bırakmayacağız. Biz 15 Temmuz hain darbe gecesi Almanya'da darbeyi duyduğumuz andan itibaren bütün UATT teşkilatı olarak eğer ki Türkiye'deki yaşanan o hain darbeyi önlemek için yetişebileceğimize inansaydık Almanya'dan yola çıkacaktık gecesinde sabahında Türkiye'de olmak için eğer yetişeceğimize inansaydık. Biz o gece hemen Stuttgart Başkonsolosluğu'nun önüne bayraklarımızı alarak gittik. Sabahlara kadar konsolosluklarını terk etmedik. Sabahleyin Stuttgart Başkonsolosu Ahmet Akıntı çıkıp da hain darbe planı geri püskürtülmüştür. Geri püskürtülmüştür. Devlete yani darbeyi yapamamışlardır sözünü duyana kadar biz konsolosluğun önünü asla terk etmedik. Türkiye'de annem ve kardeşim darbenin başladığı andan itibaren anında karakolun önüne giderek o hain darbecilere direnmek için orada sabaha kadar nöbet tuttular. Siz bu ülkeyi 15 Temmuz gecesi size teslim etmedik. Böyle mahkemeyle korkutarak, davalarla, cezalarla yıldırarak bizim elimizden geri alabileceğinizi sanıyorsunuz.
Biz size bu ülkeyi geri vereceğiz mi? Sizin gideceğiniz tek yer o hain FETÖ'cülerin yanıdır. Siz bu ülkeden daha hiçbir şey alamazsınız. Sizin sonunuz geldi. Sizden korkmuyoruz. Sizin gibilerden korkmuyoruz. İnanmadığınız, güvenmediğiniz adalete gidin, dava açın, kazanın ve bizden tazminatınızı alın bakalım. Biz korkarız. Biz geri dururuz. Biz vazgeçeriz. Biz sizin gibiler o mahkemede de görüşeceğiz. Kim kazanacak? Kim bu ülkenin sahibi kimmiş? O yapmış olduğunuz yalanlar, iftiralar 7 senedir, 8 senedir Türkiye'de ben iş bulamıyorum deyip de sabahlara kadar sarışın kızlarla Avrupa'da diskolarda, barlarda o parayı harcayan kardeşin sen de Türkiye'de stajyer avukatlık okuyarak bana dava açıp kendiniz hani o yalanlara yapmış olduğunuz yalanlardan ötürü benim de sizin yalanlarınızı ispatladığımdan dolayı benim özel yaşama müdahale etmemden ötürü bana ceza aldırarak beni korkutacağınızı mı sandınız? Ben vaz mı geçerim sandınız? Görüşeceğiz bakalım mahkemede neler oluyormuş. Hadi bakalım. Görüşeceğiz bakalım kim kazanır. 2013 yılından beri, yani tam 7 yıldır iş için çaldığım hiçbir kapı ne yazık ki bana açılmadı. Yine de boş durmayarak gerek lisans gerek yüksek lisans süreçlerim boyunca çeşitli hazır giyim mağazaları, eğitim danışmanlık, organizasyon şirketleri ve otel gibi yerlerde çalışarak karşılığımı kazanmaya gayret ettim. Yaptığı başvurulara bir geri dönüş alamamanın 28 yaşında bir genç için ne kadar zor olduğunu eminim hepiniz tahmin edersiniz. İşsiz olmak sizce sadece iş sahibi olamamak mıdır? Tabii ki hayır. İşsiz olmak demek aynı zamanda plan yapamamak, yarını görememek, hatta en kötüsü hayal kuramamak demektir. Hayal edebilmek başarmanın yarısıdır derler ama bırakın başarmayı, biz hayal bile kuramıyoruz.